Selam, ben Adora Yağmur ve bir maraton videosuna daha hoş geldin. Bugünkü maratonumuzun kitabı ne biliyor musunuz? Kapağı görüp tıkladığınız için tabii ki de siz biliyorsunuz ama ben yine de sanki sürpriz yapıyormuş gibi söyleyeceğim bunu. Beyza Alkoç'tan Enkaz Altındakiler. Peki ben niye bu kitap hakkında bu kadar heyecanlıyım? Çünkü Enkaz Altındakiler Beyza Alkoç'tan okuyacağım ilk kitap olacak. Şöyle kapağına göre post-it'imi de hemen hazırladım. En heyecanlı olduğum konulardan bir tanesi ise yine kitap hakkında hiçbir şey bilmeden başlıyorum. Ne konusunu biliyorum, ne karakterlerini biliyorum, ne yaş aralığını biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Siz önerdiniz, ben aldım ve şimdi bunu beraber okuyoruz. Şu cildini pek güzel basmamışlar ve şu anda elimi rahatsız ediyor. O yüzden bunu çıkarıyorum. Biraz kalitesiz basılmış gibi geldi bana. Alalım, evet. Arkadaşlar bu arada puntosu bayağı büyük. Yani ben bunu çok rahat okurum. Hemen bakalım kaç sayfa. 442 sayfa. Bölümleri çok değişik tasarlamışlar ya. Hala son bölümü bulamadım. Aa okey, okullara sorular kısmı var. Çok güzel bu arada. Özellikle okuma kulüpleri için falan çok hoşuma giden bir şey bu. Kitabın sonunda sorular olması. Çok güzel. 464 sayfa, 464 sayfa 4 saatte rahat bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Hatta dediğim gibi puntosu büyük zaten. Eğer kitap sararsa 3,5 saatte falan bile bitirebilirim. Ay çok merak ettim, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, karakterlerin hepsini tanıyana kadar ve hepsinin kendi ağzından hikayelerini okuyana kadar video çekmemeye karar vermiştim. Ama hepsinin hikayelerini okumam 6 bölüm sürdü. Yani 100. sayfaya geldim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hikaye acayip hızlı ilerliyor. Aşırı acayip hızlı ilerliyor. Yani ne ara yarışmaya girdiler, ne ara kazandılar, ne ara başladı. Hem çok akıcı hem de çok hızlı ilerliyor. Bu arada hızlı ilerliyor derken bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ben hızlı ilerlemesini severim zaten normalde. 5 ana karakterimiz içerisinden en sevdiğim karakter şu anda Nisan. Belki tahmin etmişsiniz de zaten böyle cıvıl cıvıl enerjik olması falan hoşuma gitti. Onun dışında Kumru'yu da sevdim. Diğer karakterler de fena değil ama kesinlikle en sevdiğim karakter şu anda Nisan. Umarım kitabın sonunda Nisan'a bir şey olmuyordur. Bu arada ben bu kitabı, dediğim gibi ilk Beyza Alkoç kitabıydı bu benim ve şu anda yazarın dilinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Birazcık basit bir dili var ama bu zaten küçük yaştaki okurlar için daha iyi bir şey. Bakalım şu anda heyecanı ilerliyor. Ya zaten kendimi videoya alıyorum ya, normalde kendimi videoya aldığım zamanlarda bir süre kaydı alıp sonra durduruyorum kameranın şarjı bitmesin diye. Benim tüm okuma zamanımı izlemiyorsunuz aslında ama bu sefer durdurmayı unutmuşum. Yani kafamı kaldırmadım diyebilirim 100 sayfa boyunca. Gerçekten kafamı kaldırmadım. Ve şimdi 6. bölümden devam ediyorum. Selamlar. 9. bölümden yani sayfa 153'ten geliyorum. Ya bu kitabın devamında da bu şekilde mi ilerliyor bilmiyorum ama küçük bir eleştirim olacak. Sanki karakterlerin arasındaki bağ güzel yazılmamış gibi geldi bana. 5 kişi hayatta kalmaya çalışıyorlar denilebilir ama doğru düzgün bağ kurmuyorlar birbirleriyle. Yani şu anda ben bu şekilde hissediyorum. Başlarına onca olay geldi, umutsuz bir duruma düştüler bir noktada ve birbirleriyle daha fazla bağ kurabilirlerdi gibi geldi bana. Bir de Bulut karakteri sanki diğerlerinden daha arkada ve daha pasif kalmış gibi. Bulut karakterini de birazcık daha fazla okumak isterim. Sayfa 153'ten devam. Sayfa 252'den. Selamlar arkadaşlar. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Şunu söylemek istiyorum. Kurgu genel anlamda sanki Squid Game'le
Hunger Games'i birleştirmişsiniz ve bunun bir Türkiye versiyonunu yazmışsınız gibi gidiyor. Ve bu benim için çok güzel bir şey çünkü iki kurguyu da zaten çok beğenmiştim ve bu tarz böyle hayatta kalmalı şeyleri çok severek okuyorum. Ama sanki birazcık daha iyi işlenebilirdi gibi geldi bana. Birden insan karakterini çok sevdiğimi söylemiştim zaten ama yani bu salak olduğu birazcık abartılmış bence. Yani bu kadar şımarık, salak, işte dünyaya kapalı, alt gözlerinden bakan prenses kız imajını birazcık abartmışlar bence. Nisan karakterinin birazcık daha gelişim göstermesini isterdim ama zaten 250'deyim daha dediğim gibi. Kitabın yarısındayım diyebiliriz. O yüzden şimdilik çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama umarım kitabın sonunda hayal kırıklığına uğramam. Tamam bitirdim. Son 150 sayfa nasıl aktı gitti anlamadım bile. Yani sayfaları öyle bir çevirdim ki size anlatamam. Gerçekten çok heyecanla ilerledi. Ve kitabı beğendiğimi söyleyebilirim. Ama beğenmediğim birkaç kısım da var. Bunlardan bahsedeyim önce. Bence kurgu fikri çok güzeldi. Ama çok çok daha iyi işlenebilirdi. Çok daha fazla olay olabilirdi. Yeterince derinlemesine işlenilmemiş gibi hissettim. Nisan karakteriyle ilgili biraz sıkıntım vardı. Onu zaten söyledim videoda. Yani tamam en azından aptalsa birazcık daha zekileşerek devam edebilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında yazarın dili sadeydi zaten, akıcıydı. O kısımda pek bir sıkıntım yoktu. Basit bir dili var yazarın. Ama genel anlamda baktığımızda böyle aşık olup bayıldığım bir kitap değildi. Yani keyif aldım mı? Aldım. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Ama normalde oho ben bu kitabı alıp okumalıyım falan diyeceğim tarzda bir kitap değildi. Bunu yaşım için birazcık küçük bir kitap olduğuna yoruyorum. Eğer bu kitabı ortaokul sonlarda falan okusaydım muhtemelen severdim. Ama şu anda 21 yaşındayım ve bana birazcık basit geldi. Çok daha iyi değerlendirebilecek bir fikir olduğunu düşündüm. Ama şöyle bir durum var. 10-12 yaş civarı okumaya daha yeni başlayan ve kendilerine okumayı sevdirecek bir kitap arayan okurlar için bence çok güzel bir seçenek olabilir. Çünkü ne küfür var içerisinde, ne yanlış romantize edilmiş bir ilişki var, ne artı 18 sahneler var. Yani direkt okumayı sevdirmek için tercih edilebilecek bir kitap bence. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Bence kesinlikle tek kitaplık bir kurguydu bu. Yani uzatılmasına gerek yoktu. Zaten yazar kitabın içerisinde olan olayları da uzatarak yazmış. O yüzden bir de seri haline getirmek çok da gerekli değildi bence. Tek kitapta gerçekten çok iyi işler çıkarılabilirdi. Devamı çıksa okur muyum? Emin değilim. Okuyabilirim ama okumayabilirim. Yani çok fazla okumamı isterseniz okurum ama sanırım kendi kararıma kalacak olursa okumam. Ama dediğim gibi okumaya yeni başlayan, kendileri için çok fazla ağır olmayan kurgular arayan okurlar için güzel bir seçenek olacaktır. 10 üzerinden bir puan verecek olursam da 7 puan veririm sanırım. Evet. Bu maraton videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi kitap çok eğlenceli ve sürükleyici ilerlediği için çok fazla durdurup kendimi çekmedim. Ama olsun yani alıştınız bence artık benim böyle şeyler yapmama. Bir sonraki maraton videomuzun ne olacağını yine aşağıda yorumlarda karar verebiliriz. Şu an garanti olarak elimizde bir yabancının maraton videosu var. Onun 3. kitap geldiği zaman yapacağım. Alacakaranlığın devamı gelecek. Onun dışında ne istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. En fazla beğeni alan yorumu muhtemelen yaparım. Sokak nöbetçileri yazmayın. Yani bunu artık alnıma yazacağım. Sokak nöbetçilerinin maraton şeklinde okumak istemiyorum arkadaşlar. Lütfen sokak nöbetçileri yazmayın artık. Onun dışında ne istiyorsanız yazabiliriz. O halde minnaktan kapanışa geçiyorum. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.